Memleketimiz yandı bu hafta. İlacım olur Allah'ım, Allah'ım. Daha yanıyoruz, şeyimiz kalmamış, ne yapacağız? Biz yanmak istemiyoruz. Yani bizi kurtarın, Antalya'yı, Manavgat'ı kurtarın. 21 kentte 71 orman yangını çıktı. Öylesine çaresiz kaldık ki memleketin yanmasını izleyenlerin pişkinliğini izledik. Ülke yanıp kavrulurken dünyaya yardıma koşmuş Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını çürüten kayyum düğünde çıktı. Yüce milletimizin takdirine bırakıyorum. Eğer ki diyorlarsa ki Türk Hava Kurumu böyle yangın varken bir yakınının, çok sevdiği bir kızının nikahına gidip de tebrik etmesin eleştiriyorlarsa saygım vardır ama biz gidip düğünde eğlenmedik, halay çekmedik. Bir inat ve plansızlık yüzünden can çekiştik. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Oysa vardı. İhaleye 5000 litre su kapasitesi şartı getirilmişti. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kapasitesi 4900 litreydi. 100 litre için hangarda bekletildi. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor. Saraya 13 uçak alacak itibar yangın söndürme uçağı alamamış. Aynı itibar antika uçakların yerine yenisini koyamamıştı. Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurtup yangınlarda uçuramamışlardı. Çökülen Türk Hava Kurumu'nun teknolojisini yenileyememişlerdi. İşte kendi vatanımıza, kendi insanlarımıza zulmediyorlar. Marmaris'te alevler yükselirken Erdoğan'ın konvoyu görüldü ve itibar şovu başladı. Saygıdeğer hemşehrilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Siz saygıdeğer Moğol'a geçebilirsiniz. Siz saygıdeğer sevgili selamlar. 6 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce hayvan yanarak, boğularak can vermiş, insanların bir ömür çalışıp kurduğu evleri, çatıları yok olmuş ve halk çaresizlikten çalılarla yangını söndürmeye çalışırken Erdoğan yine otobüsün üzerinden çay attı. Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Saygıdeğer hemşehrilerimiz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ülke cayır cayır yanıyordu. Ve ilk akla gelen şey yine aynı oldu. Aynı şekilde nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz burada Antalya'da bir hesap açıyor. Bu hesabı da kendileri duyuracaktır. Dün akşam top başkanımız aynı şekilde aradı. Bir 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki milletimiz cömerttir. Yanmayan ormanların da otellere peşkeş çekilmesinin önü açıldı. 28 Temmuz'da resmi gazetede çıkan yasayla orman ve kıyı arazilerindeki yapılaşma yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınıp Turizm Bakanlığı'na devredildi. Yapılaşma için ÇED raporu istenmeyecek, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek ve 15 günde ruhsat verilebilecek. Kanun teklifi 18 Temmuz'da mecliste %85 kabulle geçti. Yani sadece 50 vekil red oyu verdi. Hiçbir canlıya nefes hakkının olmadığı bir düzen bu. Bodrum'da günlerdir devam eden orman yangınlarından kaçmaya çalıştı yaban hayvanları. Abi. Bir yanımız yangınlara, bir yanımız sellere teslim ediliyordu. Van Başkale'de köy halkı uzanacak bir el bekledi. Her gün tohumlara ekilen ırkçılıkla bir aile katledildi. Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu katledildi. Konya katliamını protesto edenleri izleyen gazetecileri Kasımpaşa'da linç etmek istediler. Orta Doğu halklarına yurt bırakmayanlar arkalarında bir enkaz bıraktı. Önce Suriye'de ortak olduk, son olarak da Afganistan'da biz de varız diyoruz. Geriye hamaset, pazarlık sopası ve sömürü kaldı. Türkiye'de baştan itibaren ne yapıldıysa Suriye politikası konusunda doğrudur. Ben rızka inanırım, rızkın Allah'tan olduğuna inanırım ve biz genellikle öyle inanırız. Misafir bereketiyle birlikte gelir, rızkıyla birlikte gelir. Zannetmeyin öyle bugün böyle açız maçız falan diyen insanların hiçbirisi aç değil. Zaten aç olan açım diye bağırmaz. Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyor diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Şimdi bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan. En ağır işlerde çalışıyorlar. En zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar. Bu adamlar çalışıyorlar. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.